Kuzey Kore, Tayvan ve Çin ile yaşanan gerilimler Asya ülkelerini savunma konusunda adımlar atmaya sevk ediyor. Hava savunmasını güçlendirmek isteyen Japonya, çeşitli savaş alanlarında nokta atışı operasyonları ile adından sıklıkla söz ettiren Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına yöneldi. Tokyo yönetimi, Çin'in hipersonik unsurlarıyla mücadele kapasitesini artırabilmek adına önleyici ekipmanlara 58,5 milyar yen ayıracak. Diğer taraftan Japon Öz Savunma Kuvvetleri keşif ve saldırı özelliğine sahip insansız hava aracı modellerini test etmeye hazırlanıyor. Japonya basının göre Japon ordusu test sürecinde Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 ve Amerikan yapımı MQ-9 dronlarını denemeyi planlıyor. Bütçe pastasında dronların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek. Bayraktar TB2'nin, Karabağ ve Ukrayna savaşlarındaki başarısı sonrası Japon ordusunun, bu alandaki tercih listesine girdiği konuşuluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz Eylül ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaptığı ziyarette, bu ülkeyle savunma sanayi ve güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştireceklerini söylemişti. Çavuşoğlu, Japonya, silahlı insansız hava aracı olsun, diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun, almak isterse memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılarız demişti. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ile barış görüşmelerini uzatmak için her türlü çabayı gösterirken, şimdi de Karabağ uluslararası barış güçlerinin gelmesini istedi. Kremlin sözcüsü Peskov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ uluslararası barış gücü gönderilmesi talebiyle ilgili Azerbaycan'ın da onayı gerekiyor dedi. Peskov, başkent Moskova'da Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşlarının Laçın koridorundaki maden protestosuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın taraflar arasında arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini kaydeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Paşinyan, Petersburg'da Laçın koridorundaki gelişmeleri detaylıca istişare etti. Putin ve Paşinyan'ın bu konudaki temasları sürecek diye konuştu. Peskov, Laçın koridorunda artan tansiyondan ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Artan tansiyondan ötürü gerçekten endişeliyiz. Çalışmalarımızı ve gayretlerimizi hem Erivan hem de Bakü ile üçlü anlaşmalar kapsamında sürdürmeye devam edeceğiz." dedi. Paşinya'nın Karabağ uluslararası barış gücü gönderilmesine yönelik talebini değerlendiren Peskov, uluslararası barış gücü çatışmanın iki tarafının da onayı olursa dahil olabilir ve bu durumda sadece Ermenistan'ın değil, Azerbaycan'ın da onayı gerekiyor. Ermenistan, bizim en yakın müttefiklerimizden birisi ve Azerbaycan da bizim değerli bir ortağımız şeklinde konuştu. Eski Ermenistan Başbakanı Grant Bagratyan, Ermeni makamlarının eylemlerinin başlangıçta Laçın yolunun kapanmasına katkıda bulunduğunu ve Güvenlik Konseyi Sekreterinin skandal açıklamalarının durumu daha da kötüleştirdiğini açıkladı. Üçlü anlaşmanın 9. maddesine göre Ermenistan'ın Bakü'ye Azerbaycan'ın Nahçıvan'a bağlayacak bir transit yol sağlamayı taahhüt ettiğini aktaran Bagratyan, aynı zamanda geçiş yolu belgeye uygun olarak Rus tarafının kontrolü altında vatandaşların ve kişilerin her iki yönde de engelsiz hareketini sağlıyor dedi. Bagratyan, Paşinyan'ın bu gerçeği çok iyi bildiğini ve bu nedenle olayların bu şekilde gelişmesini önlemek için Batı ile flört ettiğini vurgulayarak, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın skandal açıklamaları, Laç'ın yolunun açılması ihtimalini geciktirerek durumu daha da gerginleştirdi. Er ya da geç Laç'ın yolu tamamen Azerbaycan'ın kontrolüne girecek. Evet, Rus barış gücü olacak ama Azerbaycan tarafının vatandaşların bagaj ve belgelerini kontrol etme hakkı olacak. Ermenistan 9. madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği için Azerbaycan üçlü deklarasyonun öngördüğü mantıkta koridora izin vermeyecektir dedi. Diğer yandan daha önce de bildirildiği üzere Azerbaycan'ın Karabağ Ekonomik Bölgesi'nde yasa dışı olarak faaliyet gösteren Base Metal şirketi faaliyetini durdurdu, daha doğrusu durdurmaya hazır olduğunu söyledi. Bugün Rus barış güçlerinin himayesinde faaliyetlerine devam eden ayrılıkçı unsurlar da yaptıkları açıklamada şirketin faaliyetlerine ara vermek yerine durdurmaya hazır olduğunu belirtiyor. İddiaya göre, Karabağ'daki tüm doğal kaynakların sömürülmesinin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini, ancak komşu ülke ekoaktivistlerinin dünyayı manipüle etme girişimleri göz önüne alındığında, şirketin faaliyetlerini sona erdirmeye ve uluslararası izleme grubu topraklarına varmaya hazır olduklarını belirtiyorlar. Bu yeni bir hile, tuzak ve oyun. Azerbaycanlı ekoaktivistlerin başlattığı eylem ciddi tepkilere yol açıyor. Çünkü dünyadaki çevresel durumun hassasiyeti oldukça yüksek ve Azerbaycanlıların eylemi bu anlamda doğru seçim. Ermenistan'ın eylemi engellemek için uluslararası düzeyde gerçek bir baskı yapma fırsatı olmadığı için uluslararası izlemeden bahsederek Azerbaycanlı ekoaktivistlerin argümanını ortadan kaldırmak istiyor. Amaç, bölgeye ek bir uluslararası misyonun gelmesi için koşullar oluşturmak. Ermenistan bölgedeki uluslararası misyonların sayısını artırmak için her yolu kullanıyor ve bölgenin Azerbaycanlı ekolojistlerin kontrolüne girmesini önlemek. Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının yasal bir şekilde sömürüldüğü, sorunun sadece ekolojik olduğu izlenimi veriyor. Ancak, Rus barış güçlerinin sorumluluk alanındaki doğal kaynakların sömürülmesine ilişkin tüm faaliyetler yasa dışıdır. Orada çalışan yabancı şirketler Azerbaycan'da kayıtlı değil, ihaleye katılmamış, bu sahaların işletilmesi için Bakü'den ruhsat almamış ve işletme için devlet bütçesine vergi ödememiş. Mevduatların yasa dışı yağmalanması sonucunda ekoloji ciddi şekilde zarar görmektedir. Azerbaycanlı ekolojistlerin bölgeye girmesi aynı zamanda o şirketlerin denetlenmesi anlamına da geliyor. Azerbaycan'ın zenginliğini ne zaman, hangi kanunla ve neye dayanarak sömürüye başladılar? Bu zenginlik ülkeden nasıl çıkıyor? Azerbaycanlı uzmanlar izlemeye başlar başlamaz şirketler derhal durdurulacak ve tüm süreç netleşecek. Burada Azerbaycan yasaları geri gelecek. Öte yandan açık bilgi kaynaklarında base metal kazı çalışmaları hakkında herhangi bir bilgi yok ve bölücüler bu konuda somut bir şey söylemedi. Rus barış güçlerinin sorumluluk alanındaki sahaları yasa dışı olarak yağmalayan şirketlerin faaliyetleri zaten sınırlıdır. Laçın yolu sadece insani yükleri açıktır. Bu yolda 18. günde yağmalanmış ürünlerin ihraç edilmesi ve karşılığında mühimmatın terörist ithalatı mümkün değildir. Yani Base Metal'de dahil olmak üzere diğer şirketlerin yasa dışı faaliyetleri çoktan sona erdi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 309. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Zaporizhya ve Herson'da 25'ten fazla yerleşim yerine saldırı düzenlediğini bildirdi. Zaporizhya bölgesinin Tokmak, Titov, Çernihivka, Berdyanskı yerleşim yerlerinde Rus ordusunun 3 adet farklı tiplerde askeri teçhizatının imha edildiği belirtilen açıklamada, saldırıda 230 Rus askeri yaralandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri düşman bölgelerine 17 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 4 hava savunma sistemi noktası vuruldu denildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 104560 askerini kaybettiği, 3018 tank ve 6047 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 2004 topçu sistemi, 423 çok namlulu roket atar sistemi, 212 hava savunma sistemi, 283 uçak, 268 helikopter, 1717 insansız hava aracı, 653 seyir füzesi, 4675 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.